Şeytan Allah'a sığınırım. Rabbin seni evinden hak uğrunda çıkardığında, yani tebliğ için, Allah'ın dinini yaymak için çıkardığında, müminlerden bir grup isteksizdi. Biz bu konuyu açalım o zaman. Yani müminlerin böyle bir kısım Müslümanların tembelliği, güçsüzlüğü, heyecansızlığı, şevksizliği. Bütün sorun buradan kaynaklanıyor. Allah insanlara sürekli olaylar meydana getiriyor. Hastalıklar, belalar getiriyor ki kafaları açılsın, şevkleri açsın diye. Ama insanın ruhunda tembelliğe eğilim vardır. Yani böyle bıraksan uyur. Yani genel ruhunda var. Unutkanlığa eğilim vardır. Müslümanın bu halini Allah ortadan kaldırmak için sürekli dikkatli olmalarını Kur'an'da belirtiyor. Dikkatli olun diyor. Ve Peygamber Efendimiz zamanında sürekli cihat meydana getiriyor hareketlendirmek için. Canlandırmak için. Çünkü bitkinliğe, bitapla insanlar çok yatkındır. Mesela hemen hemen her gün bir gerilim ortamı oluyor Peygamber Efendimiz zamanında. Ya bir saldırı oluyor, ya münafıkların saldırısı oluyor, ya küfrün saldırısı oluyor. O da Müslümanlara müthiş heyecan veriyor. Aksinde Müslümanlardan bir meskenet ve durgunluk meydana geliyor. Şimdi de mesela bak, Allah Müslümanların şevkini artırmak için Afganistan'da, Irak'ta, diğer ülkelerde, her yerde muazzam olaylar meydana getiriyor. Ama buna rağmen adamların bir kısmı nargilelerini içip fokur fokur nargile kaynatıyorlar. Yan gelip yatıyorlar. Evde işte kadın patates soyuyor, soğan çintiyor falan, işine gücüne bakıyorlar. Kapısına dayanıyor asker, onda da yine muhatap olmuyorlar. Yani halbuki orada canlanması lazım, orada da canlanmıyorlar. Müslümanların heyecana çok ihtiyacı var.